BN Medya'dan herkese selam. Geyik Kafa'nın ikinci bölümünde beraberiz arkadaşlar. Tabii ki de bu da kim diye olabilirsiniz. Farklı bir yüz. Kendimden bahsedeyim. Ben Oğuzhan Çıplakoğlu. 18 Haziran 1997'de sıcak bir yaz gününde erken doğum olarak Denizli'de dünyaya geldim. Annemin adı Nuran, babamın adı İsa diyeceğim ama tabii ki de siz benim kimlik bilgilerimi ne yapacaksınız? Eğer tabii ki de zengin bir aileniz varsa ve evinizde küçük bir tatlış oğlan çocuğunu yere vereceksiniz, özelden bilgilerimi verebilirim. Evet, ne çekeceğiz biz tam olarak? Gelelim Geyik Kafa. Geyik Kafa'da neler yapacağız? Gördüğünüz gibi birçok bu konseptimizde gördüğünüz gibi birbirinden bağımsız eşyalarımız var. Kolonyamız tabii ki var çünkü yanlış olmasın, hiçbir önlem yok. Tamamen Allah'a emanet çalışıyorum ben de burada. Bir tek kolonyamız var. Siz de alın. Bak şöyle. Pislik içindesiniz. Ucuzluk. Ama olsun, yine de sizlerle beraber inşallah sağlıklı bir şekilde bu programı yapacağız. Evet, bu programımızda neler var? Bir yan odaya geçerseniz taş kağıt bilgi, düşünceden öte konseptlerini görebilirsiniz. Bana da dediler ki sen tiyatrocusun, bomboş bir adamsın, sen olsan olsan geyik yaparsın dediler. Ben de ekmeğimin peşindeyim. Konumuz geyik. Evet. Geyik. Kabul ettim, yapacak bir şey yok. Ve eğer siz de buradaysanız, siz de boş bir insansınız. Olsun. Beraber sıkıldığımız zamanları, boş geçirmek istediğimiz zamanları bomboş boşluklarda, bu videolarda geçirebiliriz. Gördüğünüz gibi masadaki eşyalardan bahsetmiştim. Bunlar sadece, kusura bakmayın, masada olsun diye var. Tostoyu koyduk, okumadık bile. Mumumuz var. Faturayı ödeyemezler de her an elektrik kesilirse diye mumla aydınlatacağız. Ama diyeceksiniz ki bunu nasıl çekecekler elektrik yoksa? O da doğru. Olsun, mumumuz var. 80 derece, helal. Doldurma kolonya. Görüyorsunuz tavlamız da var. Bu da konseptimizi anlatan, tamamen eğlence içerikli ama aynı zamanda düşündüren. Mizan olayı bu. Eğlenirken düşüneceğiz, düşünürken eğleneceğiz. Evet arkadaşlar, çiçeğimiz de var. Çiçeğimizi de yine doluluk olsun diye kullandık. Herhangi bir amacı yok. Evet arkadaşlar, motoru da ben çekim başlamadan önce direksiyonunu kırdım. O yüzden otların arasına biraz onu sıkıştırdık. Hiç sorun yok. Kendimden bahsettim. Programdan bahsettik. Yeri gelecek konuklar alacağız belki. Yeri gelecek en azal konularda sizlerin kafasında belki küçük bir düşünce, farklı bir düşünce kapısı açabilirsek diye kendi içimizde konuşacağız, dertleşeceğiz, tartışacağız. Eğer sizler de şu konu tartışılsa aslında çok güzel olur dediğiniz konular varsa yorum yapın. Muhtemelen biz onları tartışmayız, yine kendi bildiğimizi yaparız ama olsun. Siz yine yorumlarınıza, kendi düşüncelerinizi, tartışılmasını istediğiniz konular olduğunu belirtin. Biz de o yorumları okuyalım, gülelim. Ve belki de burada tartışırız. Ceza yersen çünkü beğenemeyiz. Gönderirim. O sıkıntı olmaz. Karşılarsınız, o kadar da şey olmasa. Karşılamıyor diyecek. Karşılamıyor mu? Yok. Evet arkadaşlar, hepinize kanalımızın abone olmasını bekliyoruz. Tabii ki de o zilleri de açacağız. Beğenileri bildirim gelir gelmez vereceğiz. Şu işaret indir butonu değil arkadaşlar. O beğenmeme butonu, ona bastığınızı görmeyelim. Hep beraber gülelim, eğlenelim ve aynı zamanda da bilgilenelim. Ver yansın edelim, boş yapalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Komik mi? İnşallah komiktir. İnşallah.